cihazlar, özellikle internet bağlantısı artık yani cihazlara kadar indi. İşte süpürgelerimiz, işte buzdolaplarımız, kapılarımız, garaj kapılarımız, ev kapılarımız. Bunların artık hepsi internete bağlı ve internete bağlandığında bize kolaylık sağlamasının yanında tehditleri de yanında getiriyor. Sunumlarda anlattığımız üzere bunları artık yaşıyoruz. Yani gelecekten bahsetmiyoruz, günümüzden bahsediyoruz. Bununla alakalı en önemli yapılması gereken farkındalık. Yani insanlar başlarına gelebilecek olaylar hakkında bir farkındalığa sahip olduğunda tamamen engelleyemese bile en azından bir önlem alabiliyor. Mesela işte buna geçmişten örnek verirsek insanlar çok basit şifreler kullana kullana artık neye geldiler? Biraz daha güvenli şifre seçmeye başladılar. Bunun haricinde telefonlar bu işte bizi bayağı bir eğitti diyebiliriz. Çünkü insanlar artık telefonlarındaki fotoğrafların, işte mahrem bilgilerinin ele geçirilmesinden, paylaşılmasından son derece rahatsız olacağı için bir önlem oluyor. Mesela işte çocuklarımızın istediği oyunu kurup indirip oynamasının aslında o kadar da masum bir şey olmadığını anlamaya başladık. Bunda tabii medyanın üzerine de düşen ciddi roller var. Sonuçta biz işinde olan insanlar olarak etrafımızı ya da belli bir çevreyi uyarabiliyoruz ama burada medyanın hazırladığı programlarla, bilgilendirici konuklarla, işte yaptığı programlar neticesinde ne yapıyor? İnsanlar bu konu hakkında bilgi sahibi oluyor. Daha hassas oluyorlar. Daha olayın farkındalık arttıkça hassasiyet de artıyor. Saldırganlar görevlerini yapacaklar. Onların işi zaten bu. Bir tarafta savunan insanlar. Onlar da işini yapacak ama insanlar olaya vakıf olduğu zaman işte biz kapımızı kilitlerken iki defa, üç defa kilitliyoruz. Bundan 5 sene sonra belki telefonlarımızda işte bugün televizyonlar artık konuşuluyor oldu, buzdolapları konuşuluyor oldu. Bu böyle devam edecek ama işte saldırganlar kazanacak ama savunanlar kazanacak. Bu iş böyle devam edecek. İşin içine teknoloji girmiş oldu. İnsanlar bu konu hakkında her geçen gün daha da çok bilgi sahibi oluyor.